Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle tam tamına 1 kiloluk altının, saf altının hidrolik presle ezilişini izleyeceğiz. Ve izlemeden önce size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi Google'dayız. 1 gram altın fiyatı. 1 gram altın fiyatı yazıyorum, tamam mı? 1 gram altının ne kadar olduğuna bakalım. Alışı 144 liraymış, tamam mı? Şu anki net fiyatı 144 lira. Hesap makinesini açtım. Şimdi 1000 çarpı 144. Tam tamına 144 bin TL ediyor, tamam mı? 144 bin lira. Bu parayla tam tamına 144 tane PlayStation 4 alabiliyorsunuz. Hatta bu 100 lirayı da sayarsanız 140 tane falan PlayStation 4 alırsınız. Ne kadar alınır lan? 130 tane PlayStation 4 alabiliyorsunuz bu parayla. 130 tane PlayStation 4. Şu anda da karşımızda gördüğünüz Mercedes Benz'i bile alabiliyorsunuz. Üstüne de tam tamına 15 bin lira para kalıyor. 15 bin. Şimdi hemen izlemeye başlayalım, bakalım nasıl olacak. Ben daha önce gerçekten izlemedim, sadece videoyu gördüm ve hemen videoya çekmeye başladım. Şimdi izliyoruz, bakalım nasıl olacak. Ay, plastik ezer gibi eziyor, şuna bakar mısın ya? Ya yok artık, 130 tane PlayStation gitti. Mercedes Benz gitti, Porsche Panamera gitti. Bu kadar mı kolay eziliyorsun sen ya? Abi cidden acayip bir şey ya, şuna bakar mısın? Kare yaptı ya, dikdörtgen şeyi kareye çevirdi. Gerçekten inanılmaz ya. Bu arada yakın bir zamanda ben de hidrolik pres videoları çekmeye başlayacağım. Ama bu sefer izleyerek değil, gerçek hidrolik pres şeyleri yapacağım. Acayip şeyler geliyor. Dediğim gibi bakın, 1 Nisan'dan itibaren Kürşat TV tamamen değişecek. Hayatım değişecek ya. Acayip şeyler yapacağım. Kimse inanamayacak yaptığım şeylere. Bakar mısın şuna ya? Ya bana verseydin bunu, 144 bin lirayla yapacağım şeyleri en kaliteli şekilde yapardım. Benim en fazla bütçem 1000 ya da 1500 lira olacak bu şeyleri yaparken. 1000 ya da 1500 lira. 144 bin lirayla var ya, Türkiye'yi ele geçiririm ben ya. Öyle şeyler yapılır ki. Bak son bir kez daha eziyorlar. Abi cidden bu insanlar deli ya. Vallahi deli ya. 144 bin lira. 144 bin lira. 40 bin dolar. Yok ya, gerçek olamaz. Sakıza çevirdi abi, şuna bakar mısın, sakıza çevirdi ya. Daha önce elması izlemiştik ama bir daha izleyelim elması. Başka bir kanalda buldum şimdi. Anında parçalayacak bu da. %100 önceki gibi anında parçalanacak bak. Gördün mü? Paramparça oldu ya. Abi elmas parçalıyorsun, bari doğru düzgün çek şu videoyu. Bildiğin abi lollipop kırar gibi kırıyor ya. Bir de kırılmaz diyorlar bunun için. Oğlum elmas kırılmaz diye biliyordum ben. 4000 dolar, 4000 dolarmış. Bir dakika. Press win yani bence de. 4000 dolar dedi. 40x slow motion, yani normalinden 40 kat daha yavaş bir şekilde parçalanışını izleyeceğiz. Oğlum 4000 dolar mı 10.000 dolar mı? Yorumlarda niye 10.000 yazmışlar adam 4000 diyorsa? Şu arada gördüğümüz bütün taneler 50 dolar 60 dolar ediyor lan şu küçük taneler. Şimdi toplu bir şekilde mermi ezecekler, mermi ezmelerini de izleyelim. Bizim daha önce izlediklerimiz gibi mi olacak herhalde, bakalım. Benim daha önce izlediğimde ben demiştim ki hani neden patlamıyor bunlar acaba? Yorumlarda teşekkür ederim, beni aydınlatmışsınız, barut falan bir şeyler demiştiniz. Yine tam anlamadım ama anlamış gibi yapmıştım o zaman da. Burada da farklı farklı mermileri bildiğin hidrolik presle şey yapıyorlar. Eziyorlar. Ulan var ya, 1 Nisan'ı iple çekiyorum ya, 1 Nisan. Bakalım 1 Nisan'a kadar da kaç abone olacağız bilmiyorum. Henüz abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Like atın da videoya, atmadıysanız. Bakalım Nisan'da kaç abone olacağım ve Nisan'dan sonra kaç abone olacağız. Vallahi çok merak ediyorum o durumları. Çünkü gerçekten harika şeyler yapacağım inşallah, tabii Allah'ın da izniyle. Aha, keleş mermisi. AK-47.
Keleş mermisi en efsane zaten. Abi içine loop diye geçiyor ya. Su şişesine benziyor. Şu kahve falan doldurup içiyoruz ya içinden. Sıcaklığını koruyor sürekli, onlara benziyor. Önce ve sonra. Bildiğin abi, ben daha önce de söylemiştim, Tasso'ya dönüşüyor ya. Tasso yapacaksın bunlardan. Üstüne de Pokemon fotoğrafları yapıştıracaksın. Tasso oynayacaksın bunlardan. Başka bir şey yapılmaz bundan zaten. Anti-tank. Tank mermisi belki de. Ha, tanklara sıkmak için mi? Anti-tank. Hiçbir bilgim yok. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Abi efsanevi şeyler oluyor şu anda ya. Bundan daha fazla da ezemiyor zaten makine bunu. Bak fırladı zaten. Ondan daha fazla ezilmiyor. 3'te 1'ine düşürdü ya. Bildiğim mermi 3'te 1'ine düşürdü. Abi bu ne? Bomba lan bu elindeki. Bu elindeki bildiğim bomba. Bak daha fazla gitmiyor. Abi bildiğim bu cidden tankların mermisi sanırım. Bomba bu çünkü ya. Bu böyle mermi mi olur bu? Öküz mü öldüreceksin? Ezemezsin bunu zaten. O cihazla, o presle bunu ezemezsin. İmkanı yok. Hiçbir şekilde ezemezsin. Baksana şuna. Sapasağlam bir şey. Oo, şimdi de geri alıyor videoları. Tamam, videoyu da şimdi geri alıyor. Çok iyi yapmış. Helal olsun. Vallahi beğendim. Bak whoop, içinden çıktı. Şimdi arkadaşlar burada el yapımı, yani 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış plastik şeyleri patlatıyorlar diyecektim, patladı. Darmadağın oldu etraf lan. 3 boyutlu yazıcıdan yapılmış şeyleri burada şey yapıyorlar, presliyorlar. 50 ton, 100 ton, 150 ton. 150 ton basıyor, 200 ton. 200 ton da patlattı anca. Anca 200 tonda batlattı. Batlattı. Oraya yapışması çok garip değil mi bunun? Her hidrolik pres videosunda illa bir tane yapışıyor böyle. Bu da sanırım tahta gibi bir şey mi? Tahtayı mı eziyorlar? Ha, plastik yine, aynen. Susta pek herhalde bu. Aynen aynen. Baksana cılkını çıkardı ya. Abi. Ciddi ciddi cılkını çıkardı. 300 tona kadar zorluyorlar. 300 tona kadar zorluyorlar. Şeye benzemedi mi lan, bir yemek vardı. Neydi? Kelle paçaya benzedi. Aynen, kelle paçanın da aynısı oldu hatta. Aynı kelle paçaya benzedi. Burada da muma benziyor aslında. Sustaglide. İlerletelim de tam ezdiği sahneye gelelim. Aynen. O az önceki de bildiğin hidrolik prese benzedi. Bu da esnemekten rengi değişti bildiğin. 150 ton, 200 tona zorluyor. Patlayacak şimdi. 200-300 arası gidip geliyor şimdi. Patlamadı bu, yok. Hayır, patlamadı. Abi bildiğin tahta gibi duruyor. Aa, tahtaymış zaten. Plastikleri patlatacağız demişti videoda. Bildiğin tahtayı patlattı herif. Neyse arkadaşlar, bugünlük hidrolik pres videomuz da bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videoya da like atmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayağım uyuştu lan. Böyle oturmaktan, ayağımın üstüne oturmaktan ayağım uyuştu. Ve arkadaşlar dediğim gibi Allah'ın da izniyle çok yakın zamanda 1 Nisan'ı hedefliyorum. Şu anda hedefim 1 Nisan'dan itibaren o tür videolar yüklemek. 1 Nisan'dan itibaren harika ve çok güzel videolar atacağım. Her şey çok güzel olacak inşallah. Hatta ben bir tane vlog çektim. Güzel bir vlog oldu. Acayip montajlı, acayip eğlenceli bir vlog oldu. Ama o vlogu bekletiyorum. 1 Nisan'dan sonra o tür videolar atacağım. Yani videom bile olmasa o video yayınlanmayacak. Bir ay boyunca, yaklaşık bir ay kaldı şurada. 20-25 gün falan bir şey kaldı. 20-25 gün sonra o içerikleri arka arkaya patlatacağım Allah'ın izniyle. Hadi bakalım ya, bakalım. İnşallah güzel olur. Tabii ki de her şeyden çok, ama her şeyden çok sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Sizin destekleriniz olmadan ben bir şey yapamam tabii ki de. Ve hemen şurada da bir tane video çıkacak arkadaşlar şimdi. O videoyu da izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. O video da çok güzel bir videoydu. Fotoğrafta çok iyi gizlenmiş şeyleri bulmaya çalıştık. Altında da benim kanalım var. Ona da tıklayarak da kanalıma abone olursunuz. Ya zaman yetmeyecek. Hadi ben gidiyorum. Hemen tıklayın lütfen.